Merhaba arkadaşlar, herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, yasal uyarıyı gördünüz. Portföy danışmanlığı kapsamında konuşmuyoruz. O profesyonellerin işi. Bunun için profesyonel kurumlardan yardım almalısınız. Biz hani çok felaket telalları var. Ona karşı yatırımcıları panikleyen bu felaket telalarına karşı kendi görüşlerimizi söylüyoruz ki yani çok korkmayın. Yoksa sonuç çok kötü oluyor. Karları kaçırıyorsunuz. Evet arkadaşlar, çayımızı da yudumladıktan sonra devam ediyoruz. Ne diyoruz? One. Birincisi arkadaşlar, 2024 yılında 5 Kasım 2024 Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde ne var arkadaşlar? Seçimler var. Seçimler öncesinde biliyorsunuz bütün hükümetler ne yaparlar? Gevşetirler. Neyi gevşetirler? Parasal gevşetme yaparlar. Destek verirler ki oy alsınlar. Yani canından bezmiş. İşte burası Future Dow görüyorsunuz. Digi yani Dow Jones ya da fark etmez. Bunu önce açalım. Arkadaşlar bunu biraz haftalık ya da aylık yapalım. Şekilde görüyorsunuz. 2020 yılında yani bu Biden kafa gelmeden önce zaten 30 bindeydi. Bak geçen 2022 yılında tekrar 28.5'e vurmuş. Şu anda 34 bin lira. 2024'e girerken yani Amerika yatırımcılar zaten 3 trilyondan 9 trilyona ABD 2020'de ne kadar parasal genişlemeye gitti. Gitti. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz FED 700 milyon bir genişleme programı açıklamış. Tabi yani Nisan ayında 2.3 trilyon dolara kadar kriz ilave eylem programı açıklamış. Küresel piyasada 2020'de başvuruda merkez bankaları vardı diyor. Bu makale okuduğumuz zaman arkadaşlar işte burası neresi ise orası bu basmış, diğerleri basmış, herkes basıyor. Ne basıyor? Parasal para basıyor. Sadece Nisan ayında 2.3 trilyon arkadaşlar. Toplamda ABD 2022 yılına geldiğimizde parasal genişleme ne kadar oldu? Baktığımız zaman bu parasal genişleme arkadaşlar 9 trilyona kadar çıktı. Ve faizleri indirdiler. Buna göre ne oldu? 4 yıldır bu kadar parasal genişlemeye rağmen borsalara yansımadı. Bu parayı coin piyasasından ne yaptılar? Türkçesi şey yaptılar işte, yok ettiler diyelim. Şekillerde de gördüğünüz gibi Amerika borsası sanayi bu. Bir yere gitmemiş. Bu S&P'ye de baktığımız zaman bunu görür müyüz? Tekrar bunu aylık yapalım. Şimdi niye bunları kurcalıyoruz bu şekilde? Bu 2021 yılında 4800'müş. Hala şu an 4300. 2020 yılında 3400. Yani 2020'nin üstüne sadece %20 koymuş. Amerika'nın zaten 4 yıllık enflasyonu %20'dir. Yani Amerika borsası bu Biden kafa döneminde hiçbir yere gitmedi. Amerikalılar bu Biden kafayı cezalandıracak. Cezalandırılmaması için ne yapması lazım arkadaşlar? Bunların parasal geniş gevşemeye gitmesi gerekiyor. Gelelim Almanya. Almanya zaten 2017'den beri 13.500 lira 2018, hatta 2015'e gelirsek 12.500 zirvesi. Almanya'yı da yataya bağlamış. Yani borsası bir yere gitti yok. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar öyle keyfine göre daha da fazla sıklaştıralım demenin bir şey yok. Anlamı yok. Bakın görüyor musun? Dipten dönüyor Alman borsası da. Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar.
Amerika para basacak ya da faizleri düşürecek daha doğrusu. Bu parasal sıklaştırmanın sonu geldi. Bunun en büyük göstergesi de işte coinlerin uçması. Hatta coinler millet 13 bine gelecek derken 17 binden 37 bine çıktı BTC. Şekilada gördüğünüz gibi 37.500'e. Yani herkes her şeyi bildiğini iddia ediyor da bak 15 binden nereye geldi? 37 bine. Bu ne demek? Boğa piyasasına girildi demek. Artık sermaye piyasaları, finans piyasaları, kumar piyasaları parasal genişlemeyi fiyatlıyor. Böyle bir ortamda bizim borsamızın düşeceğini iddia etmek biraz makroekonomiden anlamamak demektir. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman arkadaşlar Avrupa Birliği de Şekilada gördüğünüz gibi 2023'te en kötü dönemini yaşıyor. %0.8 yani %1 bile büyümüyor. Ama 2024'te ne olacak? 1.07'yi 1.4'e alıyorlar. Ama yine 2023'ten iyi olacak. Şimdi bunlar borsalara gitmezken yani bu stagflasyon döneminde bizim firmalarımız bu kadar kar etmişken bunlar tersine döndüğü zaman Amerika ve Avrupa Birliği bizim mallarımızın çoğu orada arkadaşlar yani ticaret yapıyor firmalarımızın. Oraya ticaret iyi giderken bizim borsalar niye düşsün? 2023 yılına baktığımız zaman Türkiye daha önce 2022'de %5,5 büyümüş. Şimdi batacağız biteceğiz diyorlar. Bu sene bile %3-3-4 arası bir büyüme bekleniyor. 2024 yılında %3 bekliyorlar. Ama bizdeki beklentiler hep tutmuyor. Neden tutmuyor? 2020'de hatırlayın. -35 büyüme olacak. Yani %35 daralma olacak dediler. Artıyla kapattık. Dolayısıyla bizimkilerle ilgili maalesef ya kasıtlı ya da beceriksizliğinden yanlış yorumlar geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar Avrupa cephesi böyle iyi giderken bizde de enflasyon bu kadar yüksek olmuşken yani %60'lardayız. Tamam mı? Bakın %60, 58'den 65 yapmışlar hedefleri. Carcurt 2024 yılında bile %33 olacak. Bunu bile tutturmaları zor. %35, %40, %50 olabilir. Şimdi %50 olması ne demek? Her şeyin değerinin %50 artması demek. Her şeyin değeri %50 artıyorsa borsadaki hisselerin de değeri %50 artıyor. Şimdi sizin elinizde bulunan herhangi bir sanayi firmasının duran varlıkları %50 değer kazanıyor 2023'te. Ondan sonra 2024'te de %40 değer kazanacak. Ondan sonra bakacaksın dışarıya ihracatları da artarak devam ediyor. Dolayısıyla sen bunun hala düşeceğini iddia edeceksin. Lan zaten bu 2007 fiyatlarında işlem görüyor. Endeks tüyümü görüyorsunuz. $464. Hala neredeyiz? $300. Hani yan kağıtlar şişti diyorlar ya, onlar bile şişmemiş. Yani bizim borsamız enflasyonu fiyatlamamış. Dolar kadar bile mal varlıkların değeri artmamış. Kaldı ki bunlar sadece mal varlıkları olduğu için değer kazanmıyor. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Ticaret yapıyorlar. Ticaretten mal varlıkların üstüne mal varlığı koyuyorlar. Şimdi baktığı zaman biz aslında 2023 başındaki fiyattayız. Evet, 2022'de bir $150'dan $300'a geldik ama onun öncesinde $500'dan $100'a düşmüşüz, $132'a. Yıllarca buralarda kalmış. Mal varlıklarının değeri enflasyona göre bu kadar artmışken firmaların değerinin bu kadar düşük kalması kabul edilemez. Dolayısıyla arkadaşlar her ne kadar haftalıkta şu an aşağı gibi görünse de günlükte arkadaşlar bir dip dönüşü var. Zaten gelmiş endeks 200 günlüğe değmiş. Buradan bir güç almış. Dolar bazında tabii söylüyorum. Hani şeye düşse bile $220 diyelim ki bir %20 daha düşsün. Sonra ne olacak? Yani Türkiye 2025'e doğru büyüyecekse diyelim ki 6 ay %20 daha düştü. Ondan sonraki 6 ay testere yapar. Ondan sonraki 1 yıl dönecek. Yine arkadaşlar
bizim dediğimiz basit, yani aslında büyük resmi göstersek 3000 dolar gösteriyor da, hatta ben istesem size 13.000 doları da gösteririm. Problem değil. Bakın şuradan büyük resimde bir FIBO çektiğimiz zaman, bu FIBO'ya göre arkadaşlar bu borsanın hedefi, tamam mı? Şekilada görüyorsunuz 4500 dolar. Bakın büyük resimde borsamızın, yani bana uçur diyebilirler. Ya göreceğiz. Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl için konuşuyorum. Elbette bu sorunların hepsi tek tek bitecek. Yani Ukrayna Savaşı da bitecek. Parasal sıkılaştırma da bitecek. Bizde enflasyon sorunu da çözülecek. İsrail-Filistin barışı da olacak. Belki daha bir güçlü olup Doğu Akdeniz gazını da çıkarırız. Belki Ege'deki trilyon dolarlık gazları da çıkartırız. Belki bir tane cesur yürekli çıkar uranyumdan. O neydi? Engin Arık'ın kurmayı düşlediği, şu an Hindistan, Çin onun üzerinde çalışıyor. Büyük oranında devreye aldılar. Yani bir tondan fosil yakıtların 1 milyon tonundan daha fazla elektrik üreten sistemi vardı Engin Arık. Belki onu da kurarız. Yani borsanın isterse 215 dolara gelsin, hedefi 4500 dolar ama biz bu hedefe bakmayalım arkadaşlar. Daha küçük bir hedef düşürelim. Daha küçük bir hedef. Küçük hedefi şöyle bir trend bazlı yaptığımız zaman, normalde bütün hisselerde, bütün grafikler bunu bilir. Bakın nasıl milimetrik çalışmış. Bak buradan düşmesinin sebebi bu. Buna göre bile küçük hedefimiz 900 dolar. Bakın küçük hedef 900 dolar. Peki daha büyük hedefi demin 4500 çıkardık. Bakalım trend bazlı aynısını çıkarabilecek miyiz? Buradan bunu da alıp buraya koyduğumuz zaman kaydı. Kayarsa olmaz arkadaşlar. Tekrar yapıyoruz. Evet. Küçük resmi çıkarıyoruz ha. Küçük resimde arkadaşlar hedef 2000 dolar bak. Büyük resimde bunu yaparsak zaten ben dediğim gibi size 10.000 doları da gösteririm ama marifet Fibonacci'lerle 10.000 doları, onlar hani grafikleri, teknik analizi kullanarak aşağıları gösteriyorlar ya. Biz de bunu kullanarak yukarıları gösterelim arkadaşlar. Felaket telalların etkisinde kalmamak için. Şekiladaki gibi onlar neymiş? Teknikle bunu gösteriyor. Bak milimetrik çalışmış mı dirençler? Çalışmış. Demek ki bu Fibonacci bir gün çalışacak. Çalışıyor yani şimdilik. Burada arkadaşlar 5000 doları çıkardık. Evet, o zaman ne diyoruz? Önümüzdeki 20 yıllık hedefimiz 5000 dolar arkadaşlar. Bu çünkü 20 yıllık grafiği gösteriyor. 20 yıllık grafiğe göre Fibonacci bakıyoruz. O zaman Fibonacci'ye göre borsamızın hedefi 5000 dolar. Şu an 250 dolardayız. Bu da dolar bazında 20 kat demek. Allah büyüktür 20 yıla. Ya ben ölürüm, ya bu felaket telalları ölür, ya da borsamız 5000 dolara gider. Evet, o yüzden borsa ufta uzun vadede hep yukarı gidecek. Yani ha bak düşmüş, sen neyi gidiyor yukarı gidecek diyenler varsa da bunlara Ege'ni gösterin. Bizim her bir hissemiz inşallah Ege'n gibi. Ya gidin Ege'ni alın demek değil ha, yatırım tavsiyesi değildir. Gidin Ege'ne bakın, dolar bazlı 20 yılda nereye gitmiş arkadaşlar. Onu görün, bak dolara çeviriyorum ha. Dolar bazlı diyorlar ki, dolar bazlı, daha dolar bazlı. Az sana dolar bazlı. Başa gelmiyor ya. Hah, geldi. Bak 63 centten 387 dolar. Tamam mı? 63 centten 387 dolar. 387 bölü. Onlar hani maydanoz, soğan, biber, patlıcanı gösteriyor ya. 387 doları görmüş. Dibi neymiş? 0.63 cent. Eşittir. Dolar bazında 614 kat gitmiş. Bu 614 kat arkadaşlar ne demek? Enflasyona da koymuş, dolara da koymuş demektir. Böyle gidecek hisseler bulun demek. Yoksa asla al sat tut tavsiyesi değil. Borsa korkakların yeri değil. Büyüyen hisseleri düştükçe toplayıp yeterince sabredenlerin para kazanacakları yerdir arkadaşlar. Bütün felaket telallarına borsanın çıkmasının gerekçeleriyle birlikte anlattığımız bu göstergeleri gösterin. Türkiye eksi 40 olmuyor. Yani parasal sıkılaşmadan dolayı
de büyümesi. Şimdi 100 birim üretiyor ya, 60 birime düşmüyor. Sadece 100 birim üretiyor, 110'a çıkacağına 103'e çıkacak, 105'e çıkacak. Yani %3'lük 5'lik büyüme olacak. Büyümenin hızı yavaşlıyor. Büyüme eksiye gitmiyor. Şu an öyle bir hedefi yok hükümetin. Dünyanın da öyle bir beklentisi yok. Avrupa Birliği de büyüme odaklı çalışmak zorunda. Amerika da çalışmak zorunda. Dolayısıyla bütün borsalar yukarı gitmek zorundadır. Felaket telallarından korkan para kazanamaz. Yapacağın şey doğru firmaları bulup düştükçe toplayıp tahtacının elindeki malı kapıp sabırla beklemek arkadaşlar. Tercih sizin. Borsa cesurların yeri, bilinçlilerin yeri. Küresel ekonomiyi sektörel olarak firmaları okuyabilenlerin para kazanacağı bir yerdir.